Oyunculara her sezonun başında söylediğim cümleyle başlamakta fayda var. Sadece kendi oyuncularım için değil ve takımım için değil. Bütün oyuncular ve bütün takımlar için de sakatlıklardan uzak, hak ettikleri ölçüde, hak ettiklerini almalarının sağlandığı bir sezon olmasını diliyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Bakalım neler olacak. Şimdi yavaş yavaş isterseniz sizin sorularınıza doğru şey yapabilirim. Hocam, o zaman önce eksikleri soralım. Ayrılması gündemli olanlar var mı? Gelmeyenler veya gelecekleri soralım. Sonra transferi soralım. Şöyle, şu an için eksiklerimiz, Mert yok. Milli takımdan göndüğü için izinli. Chadli aynı şekilde izinli olacaktı. Ancak şanssız bir sakatlık geçirdi oyuna girdikten sonra. Dolayısıyla onun düzelmesini bekleyeceğiz. Tolga izinli. Şu andaki ana şeyimiz bu. Bir de Yusuf'un beklenmedik demek lazım herhalde, hesapta olmayan bir ufak bir problemi çıktı. Şu anda 4 oyuncumuzun dışında, yani şu söylenebilir, ağırlıklı olarak buradayız şu anda. Ana transferleri yaptık gibi gözüküyor. Hem Şener, hem Lucas, Peter Jules'la beraber ana bölgelerdeki eksiklerimizi tamir ettik gibi gözüküyor. Ancak tabii kulübün ve benim de aynı zamanda şöyle bir beklentisi var. Biraz daha takımı görüp, hazırlık dönemini görüp, hazırlık maçlarında oynayıp, ondan sonra eksik çıkabilecek, çıkması muhtemel, hiçbir tam takımı yok, mükemmel takım da yok. Yerlere göre pozisyon almakla ilgili düşüncemiz var. Ama burada öne çıkan oyuncu biraz daha belki merkez forvete doğru bir ağırlığımız olacak. Ama bunu tabii hem şu anda Enzo, Muhammed, Fred, Atabey geldi. Atabey de geldi. İyi bir sezon geçirdi. Ama onları bir gözlemleyip, takımın uyumlarına bakıp ondan sonra biraz daha o tarafa doğru bakacağız. Biraz yani ilk dönem kampı ve ikinci dönem kampında çalışmalarındaki maçlar bundan sonraki sürece yön verecek gibi yani gözüküyor. Yani bir forvet olarak konuşuyoruz. Şu an için ağırlıklı olan düşüncemiz bu. Ancak biraz evvel de söylediğim gibi diğer taraftan da yola çıktıktan sonraki süreçte farklı düşünceler de olabiliyor. Ama bugün itibariyle bunu söyleyebilirim doğal olarak. Şampiyonluk çok iddialı bir söz gerçekten ve bunu başarmış takımlardan bir tanesi Başakşehir takımı. Ancak buraya gelene kadarki süreç şöyle gelişti. 2014 yılında Başakşehir olarak faaliyete geçtikten sonra hep o ilk dördün içinde yer alan bir takımdı. Ve en sonunda bunu şampiyonlukta taşlandırdı. Hep ben bu tezi savundum zaten bütün bulunduğum takımlarda. Esas olan daha farklı takımlar için şunu söylemiştim hep. Öncelikli olarak 34 takımlı ligde 51 puan ve üzerine çıkması lazım bir takımın. Kuvvetli takım denen şey odur. Yani bu ne demektir? Her iki maçtan bir tanesini kazanabilen bir takımdır. 3 puandır. Her iki maçtan 6 puanın 3 puanını alabilen bir takımdır. Bu bir kuvvet gösterisidir. Bunu eğer istikrarlı hale getirebilirseniz ondan sonra bunun üstüne koymak ve ondan sonra da hedefe kilitlenmek biraz daha doğal, kolay ve mantıklı olmaya başlıyor. Kolay, doğal ve mantıklı olmaya başlıyor. Başakşehir tam da bunu örnekledi. Hatta biraz daha üzerine çıkarak, yani özellikle hacmiyle beraber, mali hacmiyle, o günkü kurgusuyla, organizasyonuyla beraber bunu başardı ve en sonunda tam doğru zamanda şampiyon oldu. Fakat bundan sonra, ondan sonraki süreç işte sizin de biraz evvel söylediğiniz gibi çeşitli içinde çok çeşitli faktörleri de barındırarak bir sürü hata da, o doğal olarak hataları da barındıran bir periyottu. Ve her coşkunun kazanılan çok şeylerden sonra yaratılan o coşkunun bir sonraki aşamasında daha büyük hüsran biraz onu yaşadı, biraz çöküntüyü yaşadı. Ve özellikle ikinci yarıda bizim geldikten sonraki süreçte de bu çok kolay çözülmedi. Onu da söylemem lazım. Normal şartlarda belki biraz daha bunu kolay çözmemiz gerektiğini düşünüyorduk. Olmadı. Ancak şimdi lafı uzatmadan şuraya doğru getireyim. Ana yerlere dokunduktan sonra son 7-8 haftalık periyotsa bizim aslında normal olarak ortalamalarımıza birkaç eksiğiyle beraber döndüğümüz periyottu. Fenerbahçe maçıyla başlayan ama ondan sonraki süreçte özellikle son 7 maçta sadece 2 gol yiyen, 7 gol atmış, sadece 2 gol yemiş. Attığı az, nispeten az, bunu biraz daha arttırmak. Yediği de çok az oldu. Onu da biraz kendi ortalamalarına doğru sürerek puan ortalamasını ikilerin üzerine doğru çekebileceğimiz bir hale getirebilirsek takımı, ondan sonra kurgu yapmak, sezon içinde de, sezonlar arasında da bağlantı kurmak biraz daha kolaylaşıyor. Bütün hedefim kuvvetli, sahada kolay çözülmeyen, her zaman olduğu gibi rakiplerine bugün Avrupa Şampiyonası'nda çok net bir şekilde gözüktüğü gibi kolay pozisyon veren takımların kolay çözüldüğü gibi olmayan, çözülmeyen bir takım haline doğru gelmek. Ondan sonra da hedeflemeye doğru gelişmek. Zaten bu kulüpte artık
Çalıştığım bazı kulüpler için bunu söylemek zor oluyordu ama burası şampiyon olmuş bir yer olduğuna göre şampiyonluğa şöyle 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 demek değil, şampiyonluk için yola çıkmak her zaman doğru ve aslında bir tarafıyla da arkası dolu bir sözcük olabilir. Ne söylersiniz? Şöyle, yani en azından bugüne kadarki gelişmeler için şunu söyleyebilirim. Ne olduysa hem giden oyuncularla, ayrılan oyuncularla hem de katılan oyuncularla ilgili olarak sonuçta teknik direktörün, bu kulübün genel yapısı teknik direktörün çevresinde döndü olaylar. Şu ana kadar bütün samimiyetle söylüyorum en azından bana gelmiş bir şey yok. Ben Edin'in hem oyun gücüyle hem de özellikle insani yapısıyla, o birleştirici gücüyle aramızda olmasını tabii ki tercih ederim. Ama öbür taraftan da benim kişisel olarak bugüne kadar çok uzun yıllardır futbolun içindeyim. Ana düşüncelerimden bir tanesi de şudur. Buraya da ekleyerek söyleyeyim. Kulübün menfaatleri her zaman her şeyin üstündedir. Kulübün menfaatlerine uygun olan şeyi çok sıra dışı şeyler olmadığı sürece her zaman uygun davranmaya gayret ettim bugüne kadar. Bundan sonra da böyle daha gayret ederim. Takımdan ayrı olan oyuncuları biraz evvel söyledim. Şu anda ana kadromuz da burası. Buradan ayrılma ihtimali olan oyuncular olacaktır ki çok doğal bu. Çünkü transfer dönemleri bunun için var zaten. Ama ana kadromuz burada. Buraya katılacak oyuncular, işte biraz evvel söylediğim gibi Tolga gelecek, Çadli gelecek, Yusuf bugün ufak bir rahatsızlığı var, o gelecek. Aynı zamanda kalecimiz Mert de milli takım sürecinden sonra dönüp tekrar takıma katılacak. Onun dışında ana kadromuz burası.